Değerli Ulusal Kanalı izleyicileri, haftanın başında yalancının mumuna her pazartesi, salı, çarşamba günü olduğu gibi başlıyoruz. Saat 17.30'da haftanın ilk üç günü hep karşınızdayız Utku Reyhan'la birlikte. Evet, bu hafta da yine geçtiğimiz haftadan bu haftaya sarkan çeşitli yalanları, iddiaları inceleyeceğiz. Bugünkü konumuz önemli bir konu, Hrant Dink konusu. Biliyorsun 2007 yılında alçakça bir cinayet, suikast sonucu hayatını kaybetmişti Hrant Dink. Agos gazetesi yazarı. Tabii o günden bugüne 14-15 yıl geçti aradan. Ve bu 14 yıl içerisinde bu konu çeşitli yönleriyle ele alındı ve daha çok da çarpıtıldı. Geçtiğimiz hafta önemli bir gelişme oldu ama tekrar görülen davada faillerin ve onları yönlendiren isimlerin, emniyet müdürlerinin, şeflerin Fethullahçı terör örgütüyle bağları kesinleşmiş oldu, netleşmiş oldu. Önemli bir konu ve önemli bir karar çıktı. Daha da önemlisi iddianamede o vardı. Esas hakkında mütalaada da vardı. Bu davanın Ergenekon tertibine zemin hazırlamak üzere yapıldığı bu suikastın ve ulusalcıların üzerine atılmak üzere yapıldığı da hükme bağlanmış oldu. Dolayısıyla Türkiye'deki FETÖ yapılanmasının, FETÖ gladyosunun bir suçu daha yargı kararıyla kesinleşmiş oldu. Yani hem Hrant Dink suikastinin aydınlanması anlamıyla çok anlamlıydı. Bir de onun arkasındaki bu suikasti işleyenlerin aslında bir taşla birkaç kuş birden vurma çabasını, yani yalnızca anti-emperyalist çizgisiyle bilinen ki Ermeni aydınları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan belki de bu anlamda en sağlıklı konumlanma içerisinde bulunan bir aydındı Hrant Dink. Evet. Biliyoruz açıklamaların daha önceki süreçlerde Amerika, Avrupa siz bu işe karışmayın. Biz kendi aramızda bunları çözmek durumundayız diye. Ermeni diasporasının bile sevmediği bir isimdi. Tabii, hem birinci taş o. Bir ondan kurtuluyorsunuz. Evet. Onlar açısından bakarsak meseleye. İkincisi bu cinayeti işleyenler, gerçek anlamıyla işleyenler o cinayette başka bir yere işaret ederek evet. Yani Türkiye'nin esas millici, ulusalcı kesimlerini işaret ederek bir yandan da Ergenekon balyoz tertiplerine zemin hazırlayan belki de en vahşice eylemlerden birisiydi. Bu bir silsilenin devamıydı tabii. Yani onun öncesinde bir Danıştay cinayeti var. Daha öncesinde Trabzon'da Rahip Santoro cinayeti var. Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanma olayı var. McDonald's Malatya'daki zirve yayın evi meselesi var. McDonald's bombalamaları var. Yani Ergenekon tertibine zemin hazırlamak ve Ergenekon diye bir örgütün olduğunu ortaya koymak için yapılan FETÖ'cü emniyet ve yargı mekanizmasının elbette medya yapılanmasıyla beraber ortaya koyduğu bir tertipti bu, bu düzendi ve sonuç itibariyle yargı bu tertibi nihai olarak sona erdirdi. Tabii suçüstü yakalananlar oldu ve onlar şimdi feveran ediyorlar. Birazdan onları göreceğiz. Bir de tabii bu karardan nedense memnun olmayanlar, failin FETÖ olmasından dolayı üzülenler var. Bugün, bugünden başlayarak geriye doğru evet. Bu tertipte neler yaşandı, ne tür yalanlar söylendi bu millete onları göreceğiz. Tabii Ulusal Kanallar ekranları, Aydınlık Gazetesi'nin sütunlarında gerçeği, olay gerçekleştikten hemen sonra yapılan ilk zaten derli toplu bir bilgi taraması yaptığınızda, ortaya çıkan belgeleri incelediğinizde okların nereyi gösterdiği çok açık bir şekilde gözüküyordu. Tabii, tabii. Ve en başından itibaren de burada o tavır alındı Ulusal Kanal ekranlarında. Özellikle Aydınlık Gazetesi tek alan bizdik. Dergisi o dönem. Daha sonra da yine tabii. Gazete sürecinde de devam etti. Bir tek biz. Tabii. Yani 19 Ocak 2007'de bu cinayet işlendi. Hemen ardından bu cinayetle Fethullahçı terör örgütünün bağını FETÖ tarafından tertiplendiğini kanıtlarıyla yani öyle lafla falan dedi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bunu ilan etti. Evet, Sayın Perinçek. Tabii. Açıklamaları da Ulusal Kanal üzerinden, sadece Ulusal Kanal üzerinden o dönem yayınlanabilmişti. Tabii. Aydınlık da zaten Aydınlık manşet. Kapaklarıyla manşetleriyle bunu işledi. Ama o dönem bir hafıza tazeleyeceğiz. Evet bugün. Yani bizim dışımızda
Diğerleri nasıl konumlanmış ona evet. bakacağız. Hafızaları tahsileceğiz. Olayı, süreci bütün yönleriyle anlatacağız. Bugün dolu dolu bir program var. Bu programda yalnızca Hrant Dink davasına ilişkin gerçekleri anlatma derdinde değiliz. Salt bir bilgi belge yığınını sunmayacağız izleyicilerimize. Esas olarak bunun arkasındaki amaca işaret edeceğiz. Ve oradaki tertibin çöküşünü ve bunun yarattığı şimdi yeni dalgalanmaları inceleyeceğiz birlikte. Ki belgeler takip edildiği zaman niyette, amaçta bütün çıplak dili ortaya çıkmış olacak. Evet. Tabii bir saate sığdırmaya çalışacağız, onu söyleyelim. Evet. Yani çok malzeme var. Yani ben araştırırken unuttuğumuz, ondan sonra bugüne kadar karşılaşmadığım ya da dikkatimizi çekmeyen çok sayıda olayla karşılaştım tekrar. Bunları tekrar tekrar hatırlatmış olacağız. Tabii iddianameyi de ciddi anlamda inceledik. Tabii. Yani üzerine belki, kusura bakmayın, üzerine belki saatlerce konuşabileceğimiz bir gündem. Ama ilk görselimiz gelsin, bugünkü tepkilerle başlayalım. Bu mahkeme kararının ardından kim ne söylemiş, ne yazmış? Evet, Adem Yavuz Arslan biliyorsunuz ABD'de yaşayan bir FETÖ'cü kaçak. Zaman Gazetesi, Bugün Gazetesi gibi FETÖ yayın organlarında görev yaptı. Bu davada da yargılandı ve ceza aldı. Onu da söyleyelim. Hrant Dink davası sonuçlandı. Parantez içinde ünlem. Yani ona göre aslında sonuçlanmadı. Ne oldu, ne olmalıydı? Anlamak isteyenler için Bilal'i anlatır gibi anlattım. Dink'in katilleri iktidarda. Bu önemli çünkü Hrant Dink davası sonucu katillerin FETÖ'cüler olduğu söyleniyor. Adem Yavuz Aslan ise Dink'in katillerinin iktidarda olduğunu, tırnak içerisinde iktidarda olduğunu söylüyor. Aşağıdaki videonun görselinde de dikkat ederseniz emekli general Sayın Veli Küçük'ün bir fotoğrafı var. Yani demek istiyor ki Ergenekoncular öldürdü. Ergenekoncular öldürdü. Suçu FETÖ'nün üstüne attılar. Ergenekoncular da bugün iktidarda. İddiası bu. Yani mahkeme kararından sonra FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın yorumu bu şekilde. Yani klasik suçlunun eller havaya demeyeceği, kaçtığı koşullar içerisinde ve suçu başkasına atacağı gerçeğini bir kere daha görmüş olduk. Tabii ki şunu diyemez Adem Yavuz Arslan. Evet, katil biziz demeyeceği için. Önceki uyduruk iddiayı tekrar ettim. Ek dışında da bir şey kalmıyor ellerinde. Bir sakızı çiğnemeye devam ediyorlar. Devam edelim. Adem Yavuz Arslan aynı zamanda yine kendi canlı yayında ifade ettiği şeylerin olduğu bölümü de sayfasında paylaşmış. TR724. 724 bu da şeyin, FETÖ'nün yayın organı. FETÖ'nün yayın organı. Türkiye'de yasak ama Twitter'dan yayın yapabiliyorlar. Dink davasında karar, cinayeti gizleyenlere beraat, gazeteci Ercan Gün'e 10 yıl. Bu gazeteci Ercan Gün meselesini de birazdan geleceğiz ama yine burada cinayeti gizleyenlerin beraat ettiğini ve aslında bir suçu olmayanların ceza aldığına dair yine FETÖ'cülerin bir yayınını görüyoruz. Tabii bu tutuklu gazeteciler meselesi üzerinden sürekli Türkiye karşıtı bir propaganda yapılıyor özellikle FETÖ'cü çevreler tarafından. O yüzden hemen Hrant Dink meselesine de bakıp gazeteciyi içeri aldılar diye aslında esas suçluların değil de burada masumların içeri atıldığı gibi bir algı yaratma çabası var. Tabii. Devam edelim. Tipik FETÖ'cülük bu. Sadece FETÖ'cüler değil, başka isimlerin bu konuda söyledikleri de önemli. Can Dündar ne demiş Gün'ün yorumunda Artı TV'de? Hrant Dink cinayeti tetikçiler cezalandırıldığında değil, derin devlet topyekün açığa çıkarılıp temizlendiğinde aydınlatılacak. Evet, şimdi bu aslında FETÖ burada yargılandı ve mahkum edildi bu davada. FETÖ mahkum edildi. Ki biz ona Gladio diyoruz. Evet. Yani Amerikan Gladiosu'nun Türkiye'de FETÖ olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla aslında derin devlet denen şey tırnak içerisinde bu davada ortaya çıkarıldı. Fakat tabii Can Dündar'ın duymak istediği şey bu derin devlet değil. O başka hayali bir derin devlet peşinde. Daha önce kitabını da yazdığı, isim babası da olduğu Ergenekon isimli bir derin devletten söz ediyor. Gerçi mahkemede daha çekingen ifadeler kullanmıştı. Evet. Böyle yani geri o milliyetçilerin vardı. Olduğu, efendim ulusalcıların olduğu bir derin devlet hayali içerisinde. Halbuki evet bu bir derin devlet tırnak içerisinde operasyonuydu ama o derin devlet dediğimiz şey
FETÖ'den başka bir şey değildi. Ama Can Dündar'ın duymak istediği şey bu değil. Duymak istediği haber bu değil. Yani o şunu hayal ediyordu. Hrant Dink'i ırkçı, ulusalcı, milliyetçi, kafatasçı, derin devletin öldürdüğü ortaya çıktı. Böyle bir mahkeme kararı bekliyordu ama bu FETÖ olayı onu üzmüş, öyle görünüyor. Devam edelim. Bu konuyu konuşacağız zaten, ayrıntılandıracağız. Özellikle Ergenekon tertibinin sürdüğü süreçte hep bu bir derin devlet tanımlamasının az önce ifade ettiğin çerçevede ırkçı, milliyetçi, ulusalcı kesimler şeklinde hep böyle tanımlanmaya çalışıldığı. Ama altının hiçbir şekilde doldurulacak bir tane belge ve bilgi olmadığı için hep yalanlarla, uydurmalarla altının doldurulmaya çalışıldığı bir iddiaydı. Onu zaten konuşacağız. Evet, Ömer Faruk Gergerlioğlu programımızın gedikli konuklarından diyebiliriz. Nasıl paylaşmış? Dink davasının kararını bu nasıl utanmazlık diye paylaşmış. Çünkü FETÖ üyeliğinden suç duyurusu var. Samas, Tuncer ve Hayal'e ilişkin. Bu tabii 26 Mart'taki tabii, karar açıklaması. Ya karar, kararda bu kişiler mahkum edildikten sonra bir de haklarında FETÖ üyeliğinden suç duyurusunda bulunuluyor. Yani bu tetikçilerin o gün Samas, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in FETÖ üyesi olduğuna dair de mahkeme kararını açıklarken bir suç duyurusunda bulunuyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu bu nasıl utanmazlık diyor. Yani kendisi hep ifade ediyoruz yani HDP yani PKK'ya bağlı bir isim yani onların milletvekili PKK'nın ama FETÖ ile de kesişiyor. Yani bütün zaten bugüne kadar yazıp çizdikleri ki ayrıntılı bir program yaptık onun üzerine. Her aşamada FETÖ'yü savunuyor. Burada da çok cesur bir biçimde evet, milletvekili düşmüş bu zat çok cesur bir biçimde FETÖ'yü savunduğunu görüyoruz. Son karardan sonra. Bir ifade kullanmış. Bu nasıl utanmazlık? Üçte ünlem koymuş sonuna. Ama tabii herhangi bir izahat yok. Herhangi bir açıklama, herhangi bir yorum. Sadece bu nasıl utanmazlık? Evet. Yani Hrant Dink'i öldüren şebekenin FETÖ üyeliğinden bir suçlanması meselesinin onda yarattığı tepkiyi görüyoruz evet, bu tweette. Evet. Devam edelim. Evet, Adem Yavuz Aslan az önce ilk tweetini gösterdiğimiz isim. Daha önceden de bu konuya ilişkin birkaç yine kitap yazmış. Bunlardan birisi de Bir Devlet Cinayeti, Kafası Karışıklar ve Yeni Başlayanlar için Hrant Dink Suikasti ismiyle. Evet, yani bütün bu dezenformasyonlar bu kitaplarda yapıldı zaten. Başka bir kitabı daha var, bir Ermeni, tırnak içinde Bir Ermeni isimli. Başka isimler de var tabii bu Hrant Dink cinayeti üzerine. Tabii yine görüyoruz burada kitabın görselinde tabii, soluk bir halde de olsa yine Veli Küçük'ün ekranda görülüyordur sanırım. Fotoğrafının kullanıldığını görüyoruz. Evet, evet. Yani yine benzer mesajları. Yine Sayın Veli Küçük üzerinden bir Ergenekon göndermesini görüyoruz. Göndermesinin olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada kararın açıklanmasından sonra Dink ailesi yazılı bir açıklama yaptı. Evet, Dink ailesinin açıklaması ne? Katil nasıl bir çocuktuysa FETÖ'de Ergenekon'da çocuk. Bakınız hala Ergenekon. Mekanizma ise çok daha yaşlı. Bu mekanizmanın başka canlar almaya devam etmesine müsaade edilmemeli denildi. Deniyor Dink ailesinin ağzından yapılan açıklamada. Şimdi aile bir kere bu haberin devamında da göreceğiz. FETÖ'ye ikna olmamış. Yani FETÖ'de olabilir, Ergenekon'da olabilir. Burada hala böyle diyor. Hala bu hava var. Bir de daha önemlisi Hrant Dink'i öldüren bir mekanizma var diyor ve bu yaşlı bir mekanizma. Yani FETÖ ve Ergenekon'dan da bu bahsettiği şey zaten devlet. Yani Türk Devleti'nin bir katil olduğunu ondan sonra Türk Devleti'nin yapısının Ermenileri katledecek bir mekanizmaya sahip olduğunu, yüzden, bir çocuğu katil yapacak bir mekanizma olduğunu söylüyor. O yüzden 1915-1923 diye arası tabii, diye Ermeni soykırımına ilişkin sözde tabii, Ermeni soykırımına ilişkin propaganda yapanlar hep ne diyor? 1915 ile 23 arasında Ermenilere sistemli bir soykırım yapıldı diyorlar. Bunun iddianın temel amacı ne? Siz soykırımla kuruldunuz demek. Evet. Türkiye Cumhuriyeti bir Ermeni soykırımının üzerine kuruldu iddiasıyla hep saldırıyor emperyalistler. Bu yalan üzerinden o propaganda yürütüyor. O yüzden çok daha yaşlı demesi tabii, aslında ne anlama geldiğini buradan da tabii, çıkıyor. Tabii.
Devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada tabii şey çok önemli. Hani FETÖ'ye ikna olmamış ama eskiden Ergenekon'a çok rahat ikna olmuşlar. Şimdi ona geleceğiz zaten. Yani burada bir konu FETÖ olunca FETÖ'nün öldürmüş olduğu söyleniyor. Hani Hrant'ımızı öldürmüş olduğu söyleniyor FETÖ olarak tanımlanan odakların. Bu arada FETÖ olarak tanımlanan odaklar falan. Yani burada aile ki bugün Aydınlık Gazetesi de Sayın İsmet Özçelik'in yazısı var. Bilmiyorum ekrana gelme şansı var mı? Aydınlık Gazetesi'nin sür manşeti. Şimdi Dink ailesi FETÖ'nün tuzağına düştü diyor. Hakikaten bu baştan beri böyle. Aile maalesef adli olarak olayın çözülmesinden çok bir siyasi mesaj verme kaygısı içerisinde baştan bu yana. Onun örneklerini de birazdan göreceğiz ama FETÖ'nün ortaya çıkmış olması bu cinayetteki rolünün maalesef onları ikna etmemiş. Hatta tersine hala araya Ergenekon sokuşturmaya falan çalışıyorlar. Devam edelim. Benzer dilin belli kesimlerce de devam ettirilmesi anlamlı. Yine Dink ailesinin yaptığı vurgular burada bir yani Aydınlık sürmanşetinde gibi bir tuzağa düştüğünü, ne yazık ki tekrar tekrar düştüğünü gösteriyor. Zaten FETÖ yayınları bu açıklamanın üstüne attı. İşte bu Kronos yine Türkiye'de yasaklı bir FETÖ yayını. Dink ailesi yılların derin devlet mekanizmasına FETÖ deyip geçilemez. Yani o hala şey arıyor, Ergenekon arıyor. Ergenekon. Oraya yönelmiş durumda. FETÖ de bunu bu şekilde haberleştiriyor. Devam edelim arkadaşlar. Evet yine bir FETÖ yayını bold. FETÖ yayınında böyle bir ortamda hangi adaletten bahsedilebilir? Yani FETÖ'cüler ceza alınca o adalet ortadan kalkmış oluyor onlara göre. Evet, Agos'ta yine ayıp ediyor. Yani Hrant Dink'in yazdığı yayın organı ve hala Dink ailesinin açıklamasını onlar da haberleştirmiş ve yargılama bizi ikna etmedi diyor. Niye ikna etmedi? Çünkü FETÖ'cüler ceza aldı. Çünkü onların derin devlet dediği Türkiye'nin milli güçleri ceza almadı. Dertleri bu. Çünkü yıllardır ne yazık ki bu tuzağa düşüp yaptıkları tabii propaganda boşa düşüyor. Yani söyledikleri her şey o dönem söylediklerinde de yalandı. Tabii. Ve o yalanları bütün kanıtlarıyla, belgeleriyle biz defalarca yayınlarımızda gösterdik ve Fethullahçıların bu işin içinde olduğunu bütün kanıtlarıyla, belgeleriyle ortaya koyduk. Ama hiçbir belge olmamasına rağmen sürekli bir Ergenekon arayışı vardı. Bakın bir önceki görsele gelebilir miyiz? Yeniden. Önceki görsele. Bakın o yürüyüşlerde hep kullanılan sloganlar. Katili tanıyoruz. Evet. Kim katil? Tanıyoruz diyorsunuz. Katil, biz tanıyoruz ve söyledik en başından. Katil 1915'i yapanlar. Yüzleş gerçekle. Yüzleş kendinle. Evet. Ya kimle yüzleşecek? Türk hani zaten o dönemin popüler sloganı şuydu biliyorsun. Türkiye Ermeni soykırımını tanısın diyen liberal çevrelerin. Yüzleş soykırımı. Tarihimizde yüzleşelim. İşte tarihimizde yüzleşelim. Yani biz Ermeni katleden, soykırım yapan bir milletiz. Hala aradıkları şey o. Yani ortada FETÖ olsa bile aradıkları şey böyle kurmaca bir tarih. Üstelik maalesef baştan beri FETÖ bu aileyi ve Hrant'ın dostları denen o liberal çevreyi yönlendiriyor. Hiçbir ders almadıkları ortada. Hala FETÖ onları yönlendiriyor. Evet. Devam edelim. Yine o liberal çevrelerden bu mahkeme kararı sonrasında yapılan açıklamalara yine bir örnekle devam edeceğiz. Buna da geçelim. Evet, bunu konuşmuştuk zaten. Evet, Banu Güven. Hrant Dink cinayeti davasında 5 yıl sonra verilen karar tepedeki baş sorumluları koruyor ve devletin o dönemki sorumluluğunu tamamen cemaate fatura ederek işin içinden sıyrılma girişimi var. Şimdi bu hakikaten ayıp bir şey. Karar tepedeki baş sorumluları korumuyor. Yani dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı, işte C Şube Müdürü bilmem ne. Yani o tetikçileri bulan, örgütleyen, ondan sonra onları sözde yargılayan, bu işin medyada propagandasını yapan falan hepsini şey yapıyor. Kaldı ki uzatıyor, devam ediyor. Fethullah Gülen'e kadar da bir yol açıyor. Yani bütün silsileyi karar ortaya döküyor, cezalandırıyor. Baş sorumlular ortaya konuyor. Ama Banu Güven'in baş sorumlu beklentisi başka. Yani o işte Muzaffer Tekin olsun, Melih Küçük olsun istiyor. Bu liberallerin muğlak dilini yani
artık ifrit oluyorum gerçekten. Hı. Ya bir şey cesursanız kardeşim açık açık diyeceksiniz ki bakın belgeler bu, bu işin sorumlusu bu. Hı. Bilmem neredeki baş sorumlular gözükmüyor. İşte daha derinlerde bir yapı var. İşte bu çok daha yaşlı aslında. Ya açık açık yürekli bir şekilde konuşun kardeşim. Hı. Deyin ki bu ülkeyi siz soykırımla kurdunuz. Hı. İşte Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar, Türk milleti, Türkiye'de Kurtuluş Savaşı verdik diye iddia edenler, onların evet. diliyle bu. Siz soykırımla, hep Ermenileri öldürerek, Kürtleri katlederek hala da aynı şeyleri yapmaya devam ediyorsunuz. Aynı sakız sürekli çiğneniyor. Yurt dışında yazı yazanlar bunu daha açık söylüyorlar ama hani şu liberaller de biraz daha açık yürekli olun kardeşim. Biz nasıl çıktık daha 2007'de cinayet gerçekleşti, sonrasındaki belgeleri inceledikten sonra çıktık dedik ki isim isim. İsim isim söyledik. Sorumlular şu 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 şu. Birazdan zaten onu da göstereceğiz. Tabii. Burada tabii bir de cemaat diyor hala. FETÖ de demiyor. Evet. Cemaati kurtarma şeyi var. Cemaate çabası fatura var. Etme. Yani cemaate fatura edildi diyor. Sanki cemaat yapmamış da ona fatura edilmiş fatura falan gibi. Maalesef bu liberaller böyle. Devam edelim. Evet yine Evrensel Gazetesi'nde davada en tepede kimlerin yer aldığı aslında en ağır suçları kimlerin işlediği ortaya çıkarılmadı. Koca Serdar bir yalan. Serdar M. Değirmencioğlu imzasıyla Evrensel'de koca bir yalan. Yani az önce Banu Güven olayında da söyledik. Tersine o suçları kimlerin işlediği ortaya çıkarıldı. Bir aşağı doğru gidelim. Bu yazının sonunda da önemli bir nokta var. Evet, biraz daha aşağı inelim arkadaşlar. Metnin devamında da. Oynatamıyorsak değiştirebiliriz. Ha evet, yok, ilerliyor. Gelir şimdi. En aşağı gidelim arkadaşlar. En sona gidelim. Evet. Evet. Evet, ama bebekten katil üretmek için çaba harcayan ve çok uzun zamandır çocukların kafalarına mayın üzerine mayın yerleştiren o korkunç ve derin mekanizmaya dokunulmadı. Evet. Şimdi bakın burada kastedilen şey şu. Bebekten katil üretmek. Aslında cinayetin işlendiği gün itibaren yapılan bir propaganda bu. Bebekten katil üreten mekanizma dedikleri şu. Ya Türkiye'de bir milliyetçi eğitim var. İşte okullarda, tarih derslerinde işte Atatürk'tü, Kurtuluş Savaşı'ydı, oydu, buydu. İşte Türk olmakla ilgili olumlu şeyler anlatılıyor. Ve bu insanları milliyetçi, ırkçı ve en sonunda katil yapıyor. Çocukların andınızı kafalarına okutursan, İstiklal Marşı'yla okula başlatırsan. Tabii. Mayın üzerine mayın yerleştirmek dediği bu. Çalış Güven yazısı Atatürk'ün yazılarıyla evet. donatırsan okulları o zaman oradan bebekten katil tabii. üretmiş oluyorsun. Mayın bu üzerine mayın o. ekmiş oluyorsun ve işte buna da derin mekanizma diyorlar. Evet, yine bu da sahte solcularda. Evet ya bu derin öyle. Mekanizma işte bilinmeyen şey ya bu komplocu dil. Ya açık açık söyleyin kardeşim biz bu zamana kadar hangi iddiada bulunuyorsak tabii. o iddianın hep esas noktasına işaret ederiz. Yani bizden mesela şunu bile duymazsınız Ulusal Kanal ekranlarından, Aydınlık Gazetesi'nden. İşte dış mihrakların işi. Evet. Biz öyle bir ifade kullanmayız. Yani biz orada somut tehdidi, somut tahlilini yaptığımız için somut durumun oradaki somut hedefi de işaret ederiz. Tabii. Biraz tabii. yürekli olsunlar yani. Tabii, tabii. Devam edelim. Şimdi bir o gününe gidelim. Evet. Radikal Gazetesi 19 Ocak 2007'de biliyorsunuz cinayet işleniyor. Ertesi gün 20 Ocak 2007 tarihli Radikal. Eserinizle gurur duyun. Burada yine bu işin birinin eseri olduğu söyleniyor. Üste zaten ırkçıların hedefi Hrant Dink 3 kurşunla katledildi diyor. Şimdi burada da yine bakın bugün artık FETÖ tertibi olduğunu bildiğimiz şeyi o zamanki bir gazete ki bugün yok. İkinci Cumhuriyetçilerin doluşlu bir gazeteydi evet. bu. Şimdi daha gençler bunu hatırlamazlar. Irkçıların tabii milliyetçi diyemediği için ırkçı diyor ama sanki yine Türkiye'deki milliyetçi çevreler Hrant Dink'i katletmiş ve onların eseriymiş bu cinayet. Böyle bir manşetle çıkmış Radikal. Devam edelim. Başka o gün için gazetelerde neler var? Evet Zaman Gazetesi. Bu da 21'i yani bir gün sonrası şey yakalanıyor beyaz bere takan tetikçi o gün Samas. İşte baba ihbar etti Samsun'da yakalandı falan. Bu nasıl yakalandığına da geleceğiz ama. Şimdi biraz görüntü kötü ama sağ altta siyah çizgi içerisinde bir şey aldık. Avukatı ısrar ediyor. Veli Küçük tehdit etti. Bakın henüz 2007 yılının Ocak ayındayız. Ergenekon tertibine daha var.
Henüz Ergenekon terör örgütü iddiası diye bir iddia yok. Tutuklamalar da başlamamış, gözaltılar da başlamamış ama Zaman Gazetesi'nden yani FETÖ'nün medyadaki amiral gemisi. Amiral gemisinden ateş ediliyor. Avukatı ısrar ediyor, Veli Küçük tehdit etti. Yine üstteki vurguda Ergenekon'a doğru giden sürece işaret etmesi anlamında önemli. Sonuna kadar gidilmeli. Sonuna kadar gidilmeli. Kimin dediğini gazete çok flu olduğu için göremiyoruz ama böyle bir şey var. Sonuna kadar gidilmeli. Devam edelim. Yani Zaman Gazetesi işin nereye gideceğini Veli Küçük vurgusuyla net bir biçimde göstermiş oldu. Evet, hani dedik ya yurt dışında olanlar, yabancılar daha açık bir şeyleri dile getiriyorlar diye. Bu açık ifadeydi Robert Fisk'in ağzından duyabiliyoruz. Hem de suikastin gerçekleştiği günün hemen sonrasında. Evet, o gece. Hatta o gece 01'de bu açıklama girmiş. Yani sadece saatler sonrasında yaptığı açıklamada Hrant Dink dün Ermeni soykırımının 1.500.000 birinci kurbanı oldu. Yani daha önce Türkler 1.5 milyon Ermeni'yi katletmişti. İşte ona bir katliam daha eklendi ve Hrant Dink 1.5 milyon birinci kurban oldu. Robert Fisk'in ifadesi bu. Evet, yani aslında cinayeti tasarlayanların, işleyenlerin zaten yapmak istedikleri şey buydu. Yani Türkiye soykırımcı bir devlettir. Bu soykırımı bugün de devam ettiriyor. Bu soykırımı yaratan bir derin mekanizma var. Talat Paşalardan falan gelen, Atatürk'le devam eden, bugün de devam eden. Bunu ortadan kaldırmalıyız. Zaten altta da yine o vurgu var. 20. yüzyılın ilk soykırımı diye. Tabii burada 1915 Holokost kavramı kullanılıyor. Yahudi soykırımının ifadesi. 20. yüzyılın ilk soykırımı diye. Zaten hep biliyorsunuz Hitler faşizminin soykırımını da faturasını Türklere çıkarmaya çalışan yine aynı merkezler. Hep onu diyorlar. Hitler Türkleri taklit etti. Onlar tabii. Ermeni soykırımı yaptı. O da Yahudi soykırımı yaptı diye. Yani tarihi gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmayan bir iddia üzerinden Türkiye'ye dönük bir psikolojik savaşın sistemli bir şekilde sürdürüldüğü bir dönemde zaten bu şimdi suikaste gerçekleşti. Çok önemli. Çünkü bu 1.500.000 bir sayısı Türkiye'deki Hrant Dink protestolarında, işte cinayeti protesto yürüyüşlerinde, cenazelerde falan pankart yapılıp taşındı. Erivan'daki gösterilerde, Avrupa'daki gösterilerde hepsinde pankart yapılıp taşındı. Yani bu açıdan da bu önemli. Yani işin nereye bağlandığını görmemiz açısından önemli. Devam edebiliriz. Evet, yine Ufuk Uras. 20 Ocak, yani bir gün sonra cinayette. Bir gün sonrasında şöyle ifade ediyor. Yine aynı hedefi işaret ediyor Ufuk Uras da. Senin katilin 301'dir. Milliyetçiliktir desen belki soyut kalacak ama biliyorum öyle. Evet. Şimdi o tarihlerde emniyet istihbaratının başında kim var, o katil kim falan yavaş yavaş ortaya çıkıyor ama bu, böyle bir derdi yok Ufuk Uras'ın. Yani cinayeti çözme, arkasındaki azmettiriciyi bulma falan böyle bir derdi yok. Onun derdi milliyetçilik. Yani Türk milliyetçiliğini yargılamak. Yani Türk milliyetçiliği sanık sandalyesine oturacak. Bunlar da oradan parmak sallayacaklar, sopa sallayacaklar falan. Ama o dönem bunu yapabiliyorlardı. Yani şunu söyleyeyim. Epey bir o zamana ait manşet, köşe yazısı, şu bu falan taradım. Ve bugünkü karar sonrası o kişilerin hepsinin büyük bir utanç içinde olması lazım. Ama öyle olmuyorlar. Yani büyük hala gazetelerde yazanlar, evet, hepsi işte Zaman'da bilmem nerede şurada burada yazanlar falan. Bunun öz eleştirisini vermeleri lazım. Ama vermeyecekler. Onu da o kadar iyi biliyoruz ki. Çünkü vermediler. Devam ediyorlar işte. Can Dündar neyin öz eleştirisini verecek? Aynı şeye devam ediyor. Devam edelim. Evet, o dönem Doğu Perinçek cinayetten çok kısa bir süre sonra Şema ile birlikte 12 gün sonra. 12 gün sonra bütün belgeleri, bilgileri toparlayarak bir analizle birlikte kamuoyuna ilan etti. Evet, Doğu Perinçek tahtanın başına geçti. Evet. Ondan sonra bu yapıyı isim isim ki bugün mahkemede ceza alan yapı bu. Evet. Devam edelim Derin arkadaşlar. Videosunu izleyelim. Evet, videosunu izleyeceğiz. Derin Devlet'in Hrant Dink operasyonu diye ifade ediyor Perinçek ama aynı zamanda oradaki bütün kişileri de koyuyor. Devam edelim. Devam edelim.
Akyürek'in Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Fethullah Sicilli olduğunu sizlere aylarca önce açıkladık. Danıştay suikastinden sonra değerli basın mensupları, Ramazan Akyürek'in sicilini sizlere dağıttık. Bu sicili ben, Doğu Perinçek, İşçi Partisi vermedi. Bu sicili 2001 yılında İstanbul Valisi Erol Çakır verdi. Bütün toplanan deliller emniyet içine yuvalanmış Fethullahçı takımının ihmalinin değil, suça iştirakinin, suça iştirak, suçu azmettirme, suçu tertipleme, suçu planlama ve suçun delillerini saklama, karartma, yok etme, bunların hepsi suça iştirakin çeşitli başlıklarıdır. Bu yönde çok kuvvetli, ciddi deliller olduğu görülmektedir ve tahkikatın da bu yönde sürdürülmesi gerekir. Suikasti tertipleyenler yazılı ve görsel medyayı çeşitli yalanlarla yönlendirmeye çalışanlar ve cenaze töreninde Amerika Büyükelçisi'nin arkasına dizilip cenaze törenine katılanlar, bunlar hepsi aynı ekip. Mafya nasıl öldürür adamı, sonra kara gözlüklerle gelir bir de cenazesine katılır. Aynı mafya babaları gibi bunlar Amerika Büyükelçisi. Hepimiz Ermeniyiz pankartının arkasında öldürdükleri adamın tabutunun arkasında yürümektedirler. Çok dikkat çekicidir. Doğu Perinçek'te muğlaklık yok. Derin devlet, işte yaşlı bir örgütlenme, başka bir mekanizma gibi kavramlarla değil, isim isim. Yani bu işin merkezinde kimin olduğunu, emniyet içine yerleşmiş bir Fethullahçı yapının burada işi yürüttüğünü, bir nevi operasyonu sürdürdüğünü ama bunların da Amerika'ya bağlı olduğunu yine o cinayeti işleyenlerin aynı zamanda cenazede en önde yürüdüğünü de ifade ederek çok açık bir şekilde bu vurgular yapılıyor ve belgeye dayanıyor. Tabii yani aslında Doğu Perinçek'in bu açıklamasından sonra aklı ve vicdanı olan bir insanın şunu yapması gerekirdi. Şimdi bir tetikçi var, onun abileri var. Yani O Gün Samast, Yasin Ayar, Elhan Tuncel. Bu üçü doğrudan doğruya Ramazan Akyürek denen birine bağlı. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı, o zaman Trabzon'da, daha sonra Emniyet İstihbarat Başkanı oluyor. Ve bu kişinin sicilinde dönemin valisi altına not düşmüş, Fethullahçıdır diye. Yani şimdi ne arıyorsunuz siz ya? Yani sicilinde Fethullahçı yazan birine bağlı 3 tane sokak elemanı gidip birini öldürüyorlar. Ve biz orada FETÖ'yü aramıyoruz da Ergenekon arıyoruz, derin devlet arıyoruz. Ya biz bunu götürüp nasıl Muzaffer Tekin'e, Veli Küçük'e, Doğu Perinçek'e bağlarız. Bunun derdine düşüyoruz. Fethullahçılar bunu yapabilir. Onların şeyi bu. Ama aklı olan, vicdanı olan, en azından doğruya, hakikate birazcık olsun sadık olan bir insanın şu belgelerden sonra, ki bu çok uzun bir açıklama. Biz çok kısa bir kısmını verdik. Şu açıklamadan sonra tavrın değişmesi lazım ki Aydınlık bunu dönem dönem işledi. Mesela onları şimdi görebiliriz belki. Evet, devam edelim arkadaşlar. Diğer görsellerde Aydınlık manşetlerinde nasıl bu konunun işlendiğini görüyoruz. 4 Şubat 2007 haftalık aşağı doğru inelim. O dönem Aydınlık ve bütün belgeler toplandıktan sonra bu belgelerin değerlendirilmesi yapılarak manşet belirlendi o dönem Aydınlık'ta ve manşette ne diyor? Muhbir değil, Akyürek'in operasyon ekibi. Yani bunlar böyle sadece emniyetin haber aldığı isimler falan değil, haber almada kullandığı isimler değil. Operasyon yapan. Çünkü bunların başka şeyleri de oldu biliyorsun. McDonald's'ta şuydu buydu falan. Zaten Doğu Perinçek de açıklamasında onları izah ediyor. Daha Danıştay saldırısı sürecinden başlayarak yine hepsinin arkasında bu Fethullah sicilli Ramazan Akyürek'in olduğu ve onu yönlendirdiği bu operasyon ekibi üzerinden işte Trabzon'daki çeşitli olayların Danıştay saldırısı. Yani Ergenekon'a giden süreç bu Ramazan Akyürek'in ve yine işte Ali Fuat Yılmazer'in falan, yani emniyet istihbaratı içindeki FETÖ'cü ekibin, o operasyonel ekibin ürünü. Yani bebekten katili, öyle muğlak
ifadelerle yaşlı bir mekanizma vesaire yaratmıyor. Tamam. Bebekten katili Amerika'nın Gladio görevlisi olan FETÖ'cü ekip planlı bir şekilde, bu davada zaten bunlar bütün ayrıntılarıyla yer alıyor. Tamam. Yani tetiği çeken o gün Samas'ta kim silah verdi, kim ona atış talimi yaptırdı, planlama ne şekilde yürütüldü. Zaten yakalandıktan sonra emniyetteki fotoğrafı nasıl çekildi nasıl falan. Nasıl çekildi? Bütün ayrıntılarıyla. O basına nasıl servis edildi? Hepsi var. Yani dünyada şöyle bir cinayet yok. Bu tip siyasi cinayetler, bu tip hedefli bütün komploların arkasında her zaman gerçek ortaya çıkmıştır bir şekilde. Tabii. Bazen zaman alır. Tabii. Ama hep şunu görürsünüz. Hiçbir zaman kendiliğinden milliyetçi galeyanla yahut işte muhafazakar galeyanla bir diyelim bir cinnet anı ya da bir tepkisellikle birinin çıkıp birisini öldürdüğü böyle bir siyasi cinayet tabii, yok dünyada. Bunu hepsi işlediler. İçinde çeşitli istihbarat örgütlerinin ki CIA ve Mossad burada başı çeker her zaman. Bunların olduğu planlı organize yapılar tarafından tabii, bunlar gerçekleşir. Tabii. Ki hele bu cinayet hakikaten ayrıntılı planlanmış bir cinayet. Biz şimdi ayrıntıya giremeyeceğiz ama devam edelim. Süremizin el verdiği ölçüde. Yine Aydınlık. Aydınlık dönem dönem hatırlattı yılında. Bunları. Yani bu şemaları falan hatırlattı. Hrant'ın katili emniyetteki çete. Neden hatırlatmak zorunda hissediyor? Çünkü hala Ergenekon tertibi devam ediyor. Her yıl dönümünde bu cinayetin ya da her gündem olduğu zaman işte Ergenekon öldürdü tantanası başlıyor. Dolayısıyla Aydınlık da dönem dönem bunları hatırlatıyor. Devam edelim. Evet, açıklamanın içerisinde özellikle Doğu Perinçek'in açıklamasında sonraki görseye de geçelim arkadaşlar. Mossad'a işaret eden önemli tabii, vurgular var. Çünkü o kullanılan silah ve teknikle ilgili orada suikastin nasıl gerçekleştiğine ilişkin işaretlerde tabii, Mossad izi görülüyor. Bu arada Aydınlık tek başına. Tek başına bakın bunlar evet, bu da 2015 manşeti. 2015. Tek başına. Bu arada bunu yapan kimse yok. Aydınlık, Ulusal Kanal, başka kimsenin bir şey herkes yaptığı yok. Herkes üç maymunu oynuyor. Aydınlık ise 2007'den bugüne kadar Aydınlık Ulusal Kanal bağırıyor ya FETÖ yaptı diye. Ve bakın şu şemaya dikkat edin. Bu şemadaki herkes ve bütün unsurlarıyla yani yargı ayağı, basın ayağı, operasyon merkezi, Trabzon'daki ekip, işte Ali Fuat, Ramazan falan bunların tümü bu şeyde mahkum edildi. Bu sürpriz değil. Yani 2007'de o bilgilere eriştikten sonra bu cinayetin ne olduğu belliydi. Şimdi 2021'de bu sonucun çıkması sürpriz değil. Ya şu çok ilginç. Yani Hrant'ın dostlarıyız diyen ama aslında Hrant'ın temsil ettiği değerleri de ihanet etmiş olanlar ve Fethullahçıların tuzağına düşen Hrant'ın ailesini defalarca açıklamalar yaptılar. Evet. Hep Ergenekon, hep milliyetçi çevreler, ulusalcı çevreler gibi ifadeler kullandılar. Hep buraya işaret ettiler. Altına bir tane delil koyamadılar. Hiçbir şey yok. Tabii. Ama delilleriyle ortaya koyulan Aydınlık manşetlerinden sonra ya şunu da demediler. Ya siz bunu diyorsunuz ama bu belgeler doğru değil. Tabii tabii. Yani hiç, böyle hiç, bir üç maymunu oynamak. Öyle bir şeye ihtiyaçları yok. Onların derdi Hrant'ın kanının yerde kalıp kalmaması falan değil. Onların derdi biz Türk devletine ve Türk tarihine nasıl vururuz? Başka hiçbir dertleri yoktu. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Evet, o gün Samast'ın bas savcılığa verdiği ifade. Bakınız nasıl söylüyor o gün Samast. Hani gerçekler belgeler diye konuşacağız ya. Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer yanımızda. Sırtımız sağlam demiş. Kim demiş? Dink cinayetinden bir hafta önce Erhan Tuncel ve Yasin Hayal. O gün Samas'ta ne demiş bir daha söyleyelim. Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer yanımızda. Sırtımız sağlam. Evet. Hatta Yasin Hayal yine demiş ki o gün Samas'ta. Trabzon'da yakalanmayacaksın, seni Samsun'da alacaklar. Yoksa Ramazan müdür açığa çıkar. Niye? Yani Trabzon müdürü. Trabzon'daki müdür. Trabzon'a gelmeden Samsun'da yakalıyorlar ki Ramazan Akgürek'in rolü ortaya çıkmasın falan. Sonra Yasin Hayal korkma onlar bizden diyor. Şeyi cinayet günü o gün Samast kendisini takip eden şahıslar olduğunu ve bunların polis olduğundan kuşkulandığını telefonla görüştüğü Yasin Hayal'e söylüyor. Bunu söylediğinde de Yasin Hayal'in korkma onlar bizden şeklinde. Şimdi, evet, bizden olan kim? Polis. Polisin başında kim var? Ramazan Akgürek. Peki bir şey söyleyelim. Bu cinayetin telefonlarını, yani bu organizasyonun içerisinde bulunan bu telefonlar dinlenmiyor mu? Bu telefon tabii, kayıtları ne oldu? Tabii. Ya İstihbarat dairesinin başındaki bu delilleri kararttı. Çünkü tabii, o dönem o telefon dinleme cihazlarıyla tabii, Türkiye'nin vatanseverlerinin telefonları dinleniyordu. Tabii. Evet.
Yani bu zaten o gün Samas'ın ifadeleri de gerçeği işaret ediyor. Bu bütün ayrıntılarıyla iddianame, sağlam bir iddianame. Tabii burada hepsini uzun uzun konuşacağız. Gerekçeli kararda da çıkar. O henüz yayınlanmadı. Evet. Yani bu iddialar ne kadarı kabul edildi ama cezalar verildiğine göre herhalde bu iddialar kabul edilmiş anlamına geliyor. Devam edelim. Evet, o güne tekrar bir hatırlayalım. Cenaze yürüyüşü yapıldı. Oldu. Burada biraz görüntü kötü ama işte görüyorsunuz, bu da enteresan bir şey. Hemen 3-4 gün sonra binlerce birbirinin aynısı pankart. Türkiye'de daha önce olmayan bir tarz. Zaten bu şeyi düzenleyenleri, cenaze yürüyüşü düzenleyenleri ve bu malzemeleri üretenlerin Soros'un Açık Toplum Vakfı'yla birlikte olduğu ortaya çıktı. Burada işte hepimiz Ermeniyiz, hepimiz Hrant'ız, işte katili tanıyoruz vesaire gibi pankartlar var. Devam edelim. Bu yürüyüşte tabii en önemlisi, yürüyüş kortejinin başında, şu an burada göremiyoruz ama o dönemin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Ross Wilson da var. Bu kortejde yürüyor. Ve yine görüyorsunuz, hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz. Burada yine Türklerin ve Türkiye'nin soykırımcı olduğuna, Hrant Dink'in de bu soykırımın bir devamı olduğuna dair göndermeler görüyoruz. Bu cenaze yürüyüşünde Amerikan Büyükelçisi de bulunuyor. Devam edelim. Evet, o dönem Aydınlık'ta hepiniz Amerikancısınız diye tepki gösterdi. Yani hepimiz Hrant'ız, Ermeniyiz. Yalan söylemeyin. Yani ABD Büyükelçisi'nin arkasında yürüyenler olsa olsa Amerikancı olur. Ben çok iyi hatırlıyorum. O dönem üniversitedeydim. Uludağ Üniversitesi'nde okuyordum. Sen de üniversitedeydin değil mi? Evet, tabii. Üniversite o zaman öğrenciydim. Çok tartışılmıştı bu konu. Yanlış hatırlamıyorsam yine Doğu Perinçek'in baş yazısının başlığıydı. Hepiniz Amerikancısınız diye. Tabii meselenin böyle olduğunu bugün herhalde bu mahkeme kararından sonra daha çok daha iyi bir şekilde görmüş oluyoruz. Evet, devam edelim. Evet, Taraf gazetesinde Ali Bayramoğlu'nun Neşe Düzel'e verdiği röportaj, yani onunla yaptığı artık söyleşi. 2008 oldu. Şeyde başladı. Ergenekon tertibi tutuklamaları da başlamış falan. Başladı. Artık şey. Hatta en çarpıcı muğlaklık gitmiş. Ergenekon gelmiş. Zaten Mart ayında Doğu Perinçek Kemal Alemdaroğlu'nun alındığı ve İlhan Selçuk'un da alındığı o süreçler yaşanmış. Daha öncesinde Veli Küçük, Muzaffer Tekin'in Oktay Yıldırım'ın alındığı süreç. Ve taraf ne diyor? 8 Temmuz 2008'de onu, Ergenekon'un öldürdüğünü biliyoruz. Evet. Bakınız ne kadar iddialı bir ifade. Ali Bayramoğlu'nu arayan üst düzey bir emniyet yetkilisinin bu ifadeyi kullandığını söylüyor. Evet. Ali Bayramoğlu söyleşti. Bakalım bu gazete bu arada Hrant Dink öldürüldüğünde yok. Ergenekon'a gidilirken açılan, zaten Ergenekon için açılan bir gazete. Zaten Ergenekon süreciyle açıldı. Tertip çökünce kapandı. Evet. Evet, Neşe Düzel. Ergenekon bir darbenin altyapısını hazırlamak için harekete geçirilmiş bir örgüt mü? Tek kelimeyle evet. Burada da tekrar bir hatırlatalım. Balyoz iddianamesinde Ergenekon'da sözde Ergenekoncular diye Türkiye'nin vatanseverlerine atılan iftiraların hepsini 15 Temmuz'da Fethullahçılar eliyle uygulandığını gördük. Tabii. Yine hep kendi eylemlerini başkalarının üzerine atarak kendilerini kurtarma çabası var. Yani yine olmayan bir Ergenekon, olmayan bir darbe yapacaktı. Fakat bunların hepsi olan FETÖ'nün olan darbesinde darbesi. De şimdi kayıp hepsi bunların. Neşe Düzel, Ali Bayramoğlu falan. Demiş ki şimdi gözaltına alınan emekli generaller var. Darbeyi emekli generaller mi yapacaktı? Evet demek zor. Ergenekon'un bugün ordu içinde muhtemel ayakları var. Vallahi o yıllara geri gittim ya Çağlar. Yani elimize gazete almaktan, gazete aldığımız zaman sinirden küplere bindiğimiz zamanlardı. Son yıllarda yaşadığımız hangi eylemler Ergenekon'la bağlantılı sizce? Başlıyor Ali Bayramoğlu. Cumhuriyet mitingleri, Malatya katliamı, Danıştay saldırısı, Hrant Dink cinayeti, Trabzon'daki papaz cinayeti, hepsi Ergenekon'un işi. Çok güzel. Torbayı açtı, atıyor, dolduruyor. Çünkü Ergenekon geniş bir network'ün işi. Tabii yabancı kelime kullanma hastalığı da çok var. Bu network'ü kurmaya 28 Şubat'ta başladılar. Network A demek. 28 Şubat'ta ülke çapında çok sayıda sivil toplum örgütü kurdurup sivil alana yayıldılar. Sivil alanı militarize ettiler. Ergenekon'un bir de mahalle çeteleri, cinayet çeteleri var. Yani bu yapı hem kendine toplumsal bir destek oluşturmuş hem de tetikçilerden oluşan bir destek kuvvet kurmuş. Hrant'ı Ergenekon öldürdü biliyoruz ara başlığıyla. Bakın, Hrant benim arkadaşım olduğu için
üst düzey bir emniyet görevlisi benimle görüşmek istedi. Şimdi üst düzey emniyet görevlisinin bir FETÖ'cü olduğuna eminiz tabii. Devam edelim. Bana Hrant'ı Ergenekon örgütünün öldürdüğünü biliyoruz. Ama ispat edemiyoruz. Elimizde kriminal bir delilimiz yok dedi. Evet. Yani delil yok ama Ergenekon öldürmüş. Ve bunu işte Taraf Gazetesi manşetinden verdi. Bu karakterler bozuk, arada işte soru işareti falan var. Çünkü orijinali yok. Taraf kapatıldığı için. Evet. Çok dolaylı ama dolaylı bulduk. Yani, biliyoruz evet. Öldürdüğünü ama ispat edemiyoruz. Elimizde evet. Bir delil yok. Evet. Ya delil yoksa, zaten ispat kıyamıyorsan. Bütün Ergenekon bu değil miydi? Zaten yani elimizde oluyor. Delil yok ama terör örgütü ne var. Ne oldu, rüyanızda mı birisi söyledi? Bir aksakallı dede mi geldi evet. Size fısıldadı? Amerika söyledi. Amerika tabii evet. O. Evet. Aksakallı Sem amca söylemiş evet. Olabilir. Evet. Yani Ali Bayramoğlu yani. Ne yapıyor acaba şu anda, çok merak ediyorum. Devam edelim. Evet, Bir Gün Gazetesi. Artık Ergenekon çıkınca bütün sahte solda coşmuş. Dink cinayetinde Ergenekon modeli. İşte avukat, işte Hrant'ın düşmanlarından biri de avukatları. Yani dostları, ailesi, hepsi yanlış yönlendiriyor cinayet davasını. Avukatı da öyle. Devam edelim. Bu ikinci sayfaya geçelim. Bir sonraki sayfaya. 18 Ocak 2009'da Bir Gün Gazetesi'nde çıkan haber. Ergenekon'un örgütleme ve çalışma biçimine baktığımızda Hrant Dink cinayetiyle benzer noktalarını tespit edebiliyoruz. Ergenekon sanıklarından bir kısmı cinayete hazırlık döneminde Hrant'ı hedef olarak gösterip psikolojik bir baskı ortamı oluşturmaya çalıştılar. Onların çalışma biçimi şöyle böyle. Daha sonra da cinayeti işliyorlar. Bak yine hiçbir somut delil yok. Yani Ergenekon diyor böyle çalışır diyor. Bu tip cinayetler işler diyor. Bunu da o işlemiştir diyor. Yani başka hiçbir şey yok ortada, delil yok. Ergenekon'da açılan davayı izliyoruz. Soruşturma devam ediyor. Bağlantı olabilecek bir takım belgeler, bulgular var. Bunu da değerlendiriyoruz. Hangi bak, belge? Yok. Şimdi sorun bu avukata. Hangi belge, hangi bulgu? Ergenekon davasındaki bilgi ve belge bulgularınızı bize sunabilir misiniz deyin. Sunamaz. Neden? Yok. Yok. O kadar basit. Ama işte bu Türkiye düşmanlığı, her türlü yalanı büyük bir rahatlıkla söyletebiliyor. İstiyoruz, soruyoruz. Ulusal Kanal'dan, Yalancı'nın mumundan soruyoruz. Bir Gün Gazetesi'ne de soruyoruz. Tabii bunu madem yayınladınız. İddiaları haberleştiriyorsunuz, koyuyorsunuz. Getirin kardeşim bize bir belge, bulgu. Yani 10 yıldır getiremediklerine göre, 12 yıldır. Onlar İmal şimdi, edecek şimdi Fethullahçı da kalmadı ortada. Tabii, hani tabii. Yargıda, emniyet içerisinde, ordu içerisinde Fethullahçılar bir şeyleri imal ediyor. Onu şimdi yapamazlar Çağdaş. Niye biliyor musun? Şey çünkü şu anda Atatürkçü kafalamakla mecbur şeyler, meşguller. Atatürkçüleri nasıl HDP'yle yan yana getiririz diye meşguller. Şimdi Ergenekon vardı falan dersek doğru. Atatürkçüler işkillenir falan. O yüzden o toplara girmezler şu anda. Hiç öyle bir gündemleri yok. Devam edelim. Zamanında söylemiş oldular yani. Evet, yine Ufuk Uras. ÖDP Genel Başkanı o zaman. Şimdiki Sol Parti, o zamanki ÖDP. Tabii 2007'de milliyetçiliği katil görmüştü. 2012'de artık tabii. Çok daha cüretkar bir ifadeyle Hrant Dink'i Ergenekon çetesi öldürmüştür. Evet, hala çıkıyor televizyon ekranlarına utanmadan. Bakın şunu yapsa aynı çıksın. Aynı iddiaları söyleyebilir mi bilmiyorum şu an şunu çıksa. Şunu yapsa çıksın ya, ben yanlış yönlendirdim desin. Tabii. Ya, yanlış yaptım desin. Onu tutup asacak falan değiliz tabii, ya. Bu millet öz eleştiri yapanı bağrına basar. Tabii. Herkes yanlış yapabilir, yönlendirilebilir. Şimdi çıksın desin ki Ufuk Uras, ben yanlış yaptım kardeşim. FETÖ'nün yaptığı şeyi, ben FETÖ'nün dolmuşuna bindim. Ergenekon dedim, yanlış yaptım desin ya. Ama demeden de kusura bakmasın ya. Ya da bir eylemiyle göstersin, madem diyemiyor. FETÖ aleyhine bir şey söylesin mesela. Onu da yapmıyor. Devam edelim. Yıllar ilerliyor artık, 2012 oldu falan. Bu şeyler devam ediyor. Evet, yine Biyanet'te bu yeni... Bu arada Biyanet demişken bak, bağımsız iletişim ağı diyor ya. Geçenlerde bunlarla ilgili bir haber çıktı biliyorsun. Para Amerika Birleşik geliyor? Devletleri resmi raporunda 4 Türkiye'de internet sitesinin adını sayıyor para verdik diye. Biri de bu. Bildim. Bağımsız iletişim ağı. Evet. İşte yine Samast'ın örgütü Ergenekon'dan mı çıkacak falan. Yine mahkemeden haber verirken, o zamanki mahkemeden tabii. Yine Ergenekon'a bağlama niyeti var. Devam edelim. Hrant'ın katili Ergenekon devleti. Disip, devrimci sosyalist. Bu yetmez ama evetin evet. Mucitleri bunlar. Ergenekon devleti. O da ilginç bir ifade tabii. Devleti. Örgütten devlete tanımlamaya kadar götürüyorlar.
Hesapsızlar. Devam. Evet, bu soruyu biz de onlara soruyoruz. Ya cevap derin ya hesap diyorlar ya. Burada hesap sordukları Türk tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birikimi, tarihi. Tabii. Şimdi biz onlara diyoruz. Hadi cevap verin. Uydurduğunuz yalanlardan sonra şu mahkeme gerekçeli karar da çıkacak ve deyin ki bu mahkemede şu belgeler geçersizdir ve asıl şu belgeler var, bakın katil FETÖ değil, katil bilmem kim. Evet. Hala 2010 referandumundaki rollerini, işte o yazıları da zaten görüyoruz. Zaten yuvarlak altta şeyleri gördüğünüzde, tabii, lollipop gibi şeyleri gördüğünüzde sorusu yapıştırın. Evet. Devam edelim. Evet. Tam bu süreçte, sonrasındaki süreçteki kampanyalardan birisi de Kardeşliğe Giden Yol Hrant Dink Caddesi'nden geçiyor sloganıyla Ergenekon Caddesi isminin Hrant Dink Caddesi olarak değiştirilmesi yönündeki bir... Ya ben İstanbul'a yabancıyım. Şöyle bir haritadan baktım, bu Ergenekon Caddesi nerede diye. Şişli'de bir önemli cadde anladığım kadarıyla. Bu arada o caddeyi kesen Abide-i Hürriyet, Şehadet, Bozkurt, Tayyareci Fehmi ki şehit bir pilotumuz 1921'de şehit oluyor. Bey Sungur, Türk Beyi, Kurtuluş gibi hani bizim tarihimiz açısından önemli kişi ya da sembollerin, isimlerin olduğu bir bölge. Yani öyle isimlendirilmiş orası. Ve bu grup da ki HDP'liler başını çekiyor, birazdan göreceğiz. Ergenekon ismini silelim. Çünkü katil Ergenekon. Hrant Dink adını koyalım diyor. Yani Hrant Dink ismi bir yere verilebilir ki zaten 2018'de bir yere verilmiş. Samanyolu Sokağı diye uzunca bir sokak varmış Şişli'de. Anlamsız bir isim Samanyolu. Zaten FETÖ'yü de çağrıştırıyor. Evet. O kaldırılmış ve Hrant Dink adı verilmiş. Evet, niye Ergenekon isminin verilmesine bir itirazımız elbette yok. Tabii. Ama niye özellikle Ergenekon Caddesi'nin ismini Hrant Dink diye değiştirildi? Yine benzer amacın olduğunu görüyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Süremiz de azaldı. Bayağı azalmış. Evet. Evet, HDP Şişli örgütü bu talebin arkasında olan kuvvetinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP olduğunu görüyoruz. Milliyet'in bu haberinde. Ergenekon değil, Hrant Dink Caddesi dövizleriyle yürüyüşü gerçekleştiriyor. Devam edelim. HDP'liler. Şimdi bu videoyu bir izleyelim. Nasıl olmuş bu olay? Kısa bir tabela videomuz var. Meselesi. Yani şimdi ben hayretle izliyorum. Zeynep Hanım'ı hayretle izliyorum zaten. Şimdi bakın, abimin mahkemesine Veli Küçük... Sustur! Sustur! Savaşın sesini sustur! Savaşın sesini sustur! Durma, direkt üstüne! Evet, alayım! Evet, Ergenekon gitsin, Hrant Dink ismi gelsin ve bunu nasıl çılgınca bağırışları eşliğinde yaptıklarını görüyoruz. Ergenekon Caddesi isminden duyulan bu rahatsızlığın da altında hep bir Fethullahçıların niyetinin, isteğinin ve Ergenekon üzerinden Türkiye'nin milli devletine ve vatanseverlerine dönük saldırganlığın arkasından koşturan bir güruh olduğunu görüyoruz. Bu değişiklik tabii yapılmadı. Bu sembolik kaldı. Bugün hala bu caddemizin adı Ergenekon Caddesi. Hrant Dink'in ismi de Şişli'deki başka bir sokağa verildi. Tekrar edelim. Devam edelim. Evet, az önceki az önceki videoya gelebiliyorsak ya önce şey de söyleyebiliriz. Yani bu bu arada 2015'e geldik. 2015'te de bir yürüyüş var. Şu an ekranda. Tamam, buna geliyorum. Zeynep Hanım'ı hayretle izliyorum zaten. Şimdi bakın, abimin mahkemesine Veli Küçük gidiyor. Yani ona hatırlatırım. Evet. Koca bir paşanın küçücük bir Hrant Dink davasında ne işi vardı? Evet. Niye orada gözüktü? Niye linç edildi orada? Orhan Bey mesela... Yani bu masumiyetini nasıl açıklar Veli Küçük'ün? Hrant'ın katili Veli Küçük'tür. Orhan Bey, ben bu Hrant'ı... Ama bu çok... Hayır, bir saniye Nagihan Altun, lütfen. Bakın Orhan Bey... Operasyonel şeyin başında durdu. O emri verenler ayrı ama o operasyonun başındaydı. Peki bir kanıtınız var mı buna? Efendim? Buna bir kanıtınız var mı? Bakın yani çok... Yani vicdanımız yetmiyor mu bizim? Evet. Şu rezilliğe bakar mısın ya? Vicdanımız yetmiyor mu? Yani bir insanı cinayetle suçluyorsunuz.
kanıt sorulduğu zaman da vicdanım öyle söylüyor diyor. Yani şimdi bak, kanıtlanmış, net FETÖ bağlantıları ortaya çıktı ve mahkeme karar altına aldı bunu. Dink ailesi ne diyor? İşte güvenmiyoruz diyor. Bu karara güvenmiyoruz diyor. Hiçbir delil yok, hiçbir mahkeme kararı yok. Vicdanıma dayanarak Veli Küçük. Ya burada Sayın Zeynep Küçük de bu programda. Tabii şok içerisinde bu tuhaf hukuksuzluğu izah etmeye çalışıyor. Ama hem Hrant Dink'in kardeşi Orhan kardeşi, Dink. Abisiydi, kardeşimi yapan. Hem Nagihan Alçı falan. Onu orada linç etmeye çalışıyorlar. O tabii gerekli yanıtları veriyor ama böyle bir iklim vardı yani. Böyle bir iklim yani var. Kanıt yani ve belge bakar mısın? Sunuluyor değil mi? 12 gün sonra Doğu Perinçek bütün bilgileriyle, belgeleriyle çıkmış ve bütün organizasyon, bu suikasti gerçekleşen, operasyonu yapan ekibi isim isim şemasını çizmiş ya. Şemasıyla ortaya koymuş. Buna bir lafı olmayanlar, benim vicdanım diyor ki işte bunu Veli Küçükler yaptı, Ergenekon yaptı, milliyetçiler yaptı. O zaman her bütün yargılamaları vicdanımızda yapalım, insanları asalım, keselim. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Tabii Veli Küçük'ün hedef seçilmesinin de bir sebebi var. Yani o niye Türk milliyetçiliğini temsil ediyor? Baştan beri anlattığımız şey o. Yani kurgu oydu zaten. Hani Ermeni soykırımına bağlama, Talat Paşa'ya bağlama, Türkiye'nin ordu geleneğine bağlamak falan. Hani militarizme bağlamak. Hepsine uyan bir isim Sayın Veli Küçük. Devam edelim. Başında da söylemiştik. Görselleri biraz hızlı geçelim. Yani yine benzer aktörlerin olduğunu görüyoruz. Daha sonrakinde yürüyüşlerde. CHP ve HDP'nin el ele soykırım kelimesini. 19 Ankara'da, Ocak 2015 bu. Evet. Yani bir anma yıl dönümünde, cinayetin yıl dönümünde. Yüzleşin Hrant'la, soykırımla. Evet, kim var? HDP'li eş başkanlar. Bugün ikisi de cezaevinde. Selahattin Demirtaş, Yüksekdağ. CHP'li Şafak Pavey, CHP'nin şu anda genel başkan mısın bilmiyorum, Sezgin Tanrıkulu ve Umut Orhan. Bunlar bu pankartın arkası. Ya şimdi CHP'liler hiç düşünmüyor mu ya biz neyin arkasında yürüyoruz? Ne soykırımı ya? Yani siz 1915 olaylarını soykırım olarak mı nitelendiriyorsunuz CHP olarak? Bunların hepsi CHP'yi temsilen oradalar. CHP'nin parti kararıyla oradalar. Tesadüfen değil yani, yoldan geçerken uğramadılar yani. Sizin ne işiniz var orada? Evet, bir video daha izleteceğiz. Bu noktada önemli, süremiz bitmeden hemen onu da izletelim. Çünkü başta da söylemiştik Ercan Gün'le ilgili konuşacağız diye. Hemen video gelsin. Fox ailesi olarak, Fox'un başındaki yöneticiler olarak, Fox Haber'in başındaki Doğan Şentürk olarak, buraya gelen arkadaşlarım olarak ve cezaevinde olan arkadaşım Ercan Gün olarak yüreğimizi ortaya koyup Nazır'ın da dediği gibi her gün bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi oradaki alkışlayanlara sormak lazım. Ya neyi alkışlıyorsunuz siz? Tanıyor musunuz Ercan Gün'ü? Ercan Gün işte basın özgürlüğü bilmem ne falan filan deyince bizim budalalar, ki maalesef bu camia biraz budalalardan oluşuyor. Hemen şey yapıyorlar, alkışlamaya başlıyorlar. Görelim kimmiş Ercan Gün. Sonraki görselimiz Anadolu Ajansı'nın haberi. Ercan Gün Fox TV'nin haber müdürüyken FETÖ'den içeri alındı. Bir sonraki sayfada göreceğiz. Bu arada Baylok çıktı. Yani Baylok kullanıcısı. Dolayısıyla en kuvvetli delil biliyorsun Baylok. Ercan Gün şunu yapıyor. Bu o gün Samast'ın biliyorsun meşhur bir fotoğrafı var. İşte Türk bayrağı fon, işte arkada Atatürk'ün sözleri falan filan. O fotoğraf çekiliyor, sonra basına servis ediliyor. Bu işte jandarma buna sahip çıktı, aslanım koçum dedi. Zaten cinayetin arkasında da bunlar var, asker var demek için yapılan bir uydurmaydı. Halbuki görüntü emniyette çekiliyor, birazdan onlara geleceğiz, bu uzun uzun konuşamayacağız. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde ve Emniyet Müdürlüğü'nün, Genel Müdürlüğü'nün İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğü'ne İnternet üzerinden gönderdiği 44 saniyelik görüntüler olduğu anlaşılıyor. Ya emniyettekiler o görüntüyü çekiyorlar. Birbirleri arasındaki ağdan onu birbirleriyle paylaşıyorlar. Sonra da Ercan Gün'e bunu veriyorlar. Ercan Gün de basına servis ediyor. Ne için? Bakın, son cümle çok önemli. Ercan Gün döndükten sonra, yani Samsun'a gidiyor, numaradan gidiyor bu arada. Döndükten sonra FETÖ'nün amaçları doğrultusunda söz konusu görüntüleri 1 Şubat 2007'de yayınlayarak
Hrant Dink cinayetinin arkasında ulusalcılar olduğu algısı yaratarak Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu. Devam edelim. Vaktimiz varsa kısaca. İşte aynı şey yine bu meraklıları bunları şeylerden okuyabilir. Ve Ogün Samast'ın bir sonrakine geçelim. Ogün Samast'ın görevlilerce Ogün Samast'a zorla Türk bayrağı açtırılmış. Samsun Tem Şube'de. Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez sözünün yer aldığı üzerinde Türk bayrağı bulunan poster önünde de fotoğrafları çekilmiş. Bu fotoğraflar daha sonra FETÖ örgütünce Dink cinayetiyle hedeflenen algının yaratılabilmesi amacıyla medya kuruluşlarına servis edilmiştir. Hedeflenen algının oluşturulmasından sonra FETÖ terör örgütünün amacı doğrultusunda asker ve emniyet bürokrasisini hedef alan tasfiyeye dönük soruşturmalar başlamıştır. Ercan Gün bu neye hizmet ettiği görülüyor değil mi? Bu operasyon. Evet, şimdi son görselimiz, artık süremiz de bitti. Buradan saygıyla da rahmetle de anıyoruz Turan Selçuk'u. Bakınız, Aydınlık Gazetesi Ulusal Kanal dışında bu gerçekleri ifade eden çok az aydın vardı. O aydınlardan birisiydi Turan Selçuk da. Cinayeti işleyen, işte Amerika'yı simgeleyen o Sem amca giysileriyle aynı Amerika'nın cenazenin de en önde olduğunu işaret etmişti. Turan Selçuk'u da yeniden saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Tabii şu an o çevrelerde bu karikatürü çizebilecek diyelim aynı Cumhuriyet Gazetesi'nde tabii, bugün tabii. Kaldı mı kimse? Şu anda olsaydı bu muhtemelen bu Amerikan kıyafetiyle değil, işte ne bileyim sarkık bıyıkla, sakalla falan ya da bir Türk tipiyle sembolize edilirdi. Yine milliyetçilik ve Allah'tan Turan Selçuk o zaman öyle değilmiş. Temelleri hedef alınırdı yine. Tabii, bugünkü Cumhuriyet'te hiç bilgisi yok bunun. Evet, bugün süremizin sonuna geldik. Ergenekon bu cinayetin sorumlusudur diye sürekli hedef almaya çalışan, hiçbir bilgiye dayanmadan bu Fethullahçıların tuzağına düşenlere ve Türkiye'yi bu yalanla Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine saldıranlara karşı gerçekleri ortaya koyduk ve o yalancıların mumunu söndürüyoruz ve sizlere veda ediyoruz.